Bir albümün müzik marketlerde yerini aldığı, yıl içerisinde ne kadar sattığı tabii ki çok önemli. Ama ondan daha önemlisi sonraki yıllarda ne kadar sattığı. Şarkıcıların kariyerleri boyunca yaptıkları tüm albümlere baktığımızda acaba onlar arasında albümleri en çok satan isimler kimler? İşte şimdi onlara göz atıyoruz. Karşımıza çıkan ilk isim Cem Karaca. Kuşkusuz bir rock efsanesi. Anadolu rock akımının öncülerinden biri. 1945'ten 2004 yılına kadar sığdırdığı yaşamında şimdiye kadar yapmış olduğu tüm albümlerinin kopyalarına göz attığımızda Cem Karaca albümleri tam 15 milyon adet sattı. Bir başka rock efsanesi daha karşımıza çıkıyor. O da Anadolu rock akımının bir başka öncüsü. 1943-1999 yılları arasına sığan yaşamında o da harikulade albümlere imza attı. Hem besteci hem söz yazarı olarak. Ve onun albümlerinin toplamına baktığımızda Barış Manço albümleri şimdiye kadar 16 milyon adet sattı. Çizmeliyim emme daha, bir gün öder hesabı. 1938 yılında hayata merhaba diyen bu usta sanatçı 2012 yılında aramızdan ayrılmıştı. Ve geride gerçekten de harikulade Türk halk müziği eserleri bıraktı. Yaşar Kemal onun için Bozkır'ın tezenesi ifadesini kullanırdı ve gerçekten de ona yakışırdı. Söz konusu isim Neşet Ertaş. Aslı bozuk deme gel şu insana. Peki Neşet Ertaş albümleri şimdiye kadar kaç kopya sattı? O da 16 milyon adet. 65 yıllık bir yaşama sahip oldu. Ve bu süre içerisinde benim bildiğim kadarıyla 600'ü aşkın plak ve kaset yaptı. Ve aynı zamanda 300'ü aşkın şarkıya da besteci olarak imzasını attı. Kimden söz ediyorum? Zeki Müren'den. Bir devlet sanatçısı, bir müzik devrimcisi. Gerçekten de bir Türk sanat müziği efsanesi. Kalpten kalbe alkışlarla, alkışlarla yaşıyorum. Kariyeri boyunca yaptığı tüm çalışmalarına baktığımızda onun albümleri de şimdiye kadar tam 19 milyon adet sattı. Türkiye'de albümleri en çok satan isimler arasında bu kez karşımıza bir kadın vokal çıkıyor, Bülent Ersoy. Hala Bülent Ersoy bildiğiniz gibi aktif müzik hayatına devam ediyor. Ancak şimdiye kadar yapmış olduğu tüm albümlerin toplamda ne kadar sattığına göz atarsak karşımıza çıkan rakam 21 milyon kopya. 1957 yılında hayata merhaba dedi ama onu 2000 yılında kaybettik. Yani sadece 43 yıl yaşayabildi. Keşke daha çok yaşasaydı. Ahmet Kaya'dan söz ediyorum. Çünkü 80'li ve 90'lı yıllarda yaptığı albümler çok büyük sükse yapıyordu. Kum gibi ezip geçim. Bir özgün müzik yorumcusu dense de bana göre aynı zamanda bir halk müziği yorumcusuydu. Ve şimdiye kadar Ahmet Kaya albümleri Türkiye'de tam 26 milyon adet sattı. Onun için Türk pop müziğine yön veren ikon yorumunu yapıyorum. Herhalde bu yoruma katılırsınız. Kimden söz ediyorum? Sezen Aksu'dan. Aktif müzik hayatında birçok güzel şarkı imza attı. Başarılı bir söz yazarı ve besteci, aynı zamanda yorumcu. Ve şimdiye kadar yapmış olduğu o güzel albümlerin toplamına baktığımızda acaba Sezen Aksu kaç milyon sattı? 27 milyon. 1945 doğumlu Ferdi Bayburt. Gerçek adı. Ama biz onu Ferdi Tayfur olarak biliyoruz. Aşık olan beni anlar. Türkiye'de albümleri en çok satan sanatçılara baktığım zaman arabesk müzik yorumcularının gerçekten de hatırı sayılır bir yeri olduğunu görüyoruz. Ferdi Baba da onlardan bir tanesi. 30'un üzerinde albüme imza attı, bir o kadar da filmde oyuncu olarak karşımıza çıktı. Ferdi Tayfur'un şimdiye kadar yapmış olduğu albümlerinin toplam satış rakamı acaba ne? İşte o sihirli rakam. Arabesk müzik kavramını asla kabul etmiyor. Eksiktir ve yanlıştır diyor. Yaptığı müziği serbest, özgür müzik olarak tanımlıyor. Hatta kendi adıyla ifade ediyor. Ben Gencebay müziği yapıyorum diyor. Muradımız aşktı yavrum, yürekten olsun.
Orhan Gencebay da Türkiye'nin albümleri en çok satan sanatçılarından biri. Başarılı bir söz yazarı ve besteci olan Orhan Gencebay albümleri acaba şimdiye kadar toplamda ne kadar sattı? Rekor bir rakam. 28 milyon. En çok bir numara merak edilir ve en çok da bir numara konuşulur. Ve geldik bir numaraya. Türkiye'de albümleri en çok satan sanatçı kim sorusunun cevabı gerçekten de çok güçlü bir erkek vokal, gerçek bir yorumcu. İbrahim Tatlıses. O da 30'u aşkın prodüksiyona imza attı kariyeri boyunca ve tüm albümlerinin satış toplamına baktığımızda karşımıza çıkan rakam tam 33 milyon.